Osman Bey mi? Ha Kemal Bey ha. Ceren'cim söz sende. Müge Hanım iyi yayınlar. Bahsedilen Kahya Kemal Bey'in yanındayız şu anda. Ben Kemal Bey'e sordum Osman Bey'i tanıyıp tanımadığını. Ama Kemal Bey bize tanıdığı Osman Bey'in şu anda 90 yaşlarında olduğunu söylüyor. Bu Kahya Kahya hem de Kahya Kahya. O bizim benden daha büyük Kahya o adam. Kahyalık yaptı bizde. Yok şimdi o değildir hiç 90 yaşlık adamı yani işin içine katmayalım yani. Peki bir dakika. Bu Trabzonlu Ofri Osman oğlum. Peki bir dakika Ceren, hani sen dedin ya orada Kahya vardı diye. İşte o Kahya bu Kahya. Tanıyor musun Kahya'yı? Allah Allah, ben daha geçen sene gittiğimde orada Kahya vardı. O değil. O başkası. O başka. Bu değil. Ceren'cim orada başka. Yok, beyefendi yok. En son ne zaman kahyalık yapmış acaba? Kemal Bey sen en son ne zaman burada kahyalık yaptın? Ben 74'ten 2010'a kadar kahyalık yaptım ben. 30 sene. Ama öyle, ben hatta öyle bir Osman'da tanımıyorum. Böyle bir kadın da gördüğüm yok hayatta. Böyle bir kadın da gördüğüm de yok. Yani öyle bir Osman, babası arabası falan var, Osman var diye ben tanımadım gibi. Belki Bakırköy arabası olabiliyor. Bizim arabalar Yavuz'a giriyordu 81'den sonra Yavuz'a girdi bizim arabalar. Anladım. Mesela yani o Osman'ın kaydı bizim Bağcılar'da Mustafa ne olur, deneyine gitsin kaydı olur. Kayıt orada olması lazım. Evet. Anladım. Yok Ceren'cim zaten Zişan Hanım da beyefendiyi tanımadı. Beyefendi de Zişan Hanım'ı tanımadı. Evet, tanıyamadı. Bizde 116 araba çalıştım. 116 araba var. Ama her gün ben onlara her gün ben onların ismini yazardım, liste yapardım. Ben onları idare ederdim orada ama böyle birisi işte, bilmiyorum. Yok öyle birisi abi. Tanımıyorum, bilmiyorum. Yani Zişan'ı da tanımadı da Zişan Hanım bence zaten Kemal kimseyi Bey, tanıyacak maalesef durumda değil yani. Evet. Ben teşekkür ediyorum Kemal amcacığım. Ellerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Bağcılar'daki kahya bu kahya değil. O halen kahyalık yapıyor. Değil o değil. Zayıf. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi Zişan Hanım'ı kim aldıysa. Yani oradaki minibüs şoförü tabii diyelim. Tabii. Herhalde millete de göstere almadı yani. Evet tabii. Doğru diyorsun. Tabii canım. Aynen yani zaten göstere almadı, doğru dedin. Gizli bindi. Evet. Ya İstanbul'un her tarafında dolaş. Bey'in arka tarafı var böyle yerli. Böyle tamam. Sessiz bir. Mahmut Bey'in arka tarafı var sessizlik. Orada daha çok gezdik. Sessiz. Ay. Anladım. Tamam. Evet. Peki şöyle yapalım. Kebriyeciğim konuştun mu Osman Bey'le? Hadi konuş işte. Sen bekliyorum konuştun diye. Tamam. Osman Bey'den biz şimdi şeyimizi alalım. Geleceğim dedikten sonra çok da ısrar etmeye gerek yok yani. Adamı. Yok, benim canım, dedikten tabii sonra ne yapalım? Ben teşekkür ediyorum yayına bağlandığı için. Zaten onun da bildiği bir durum varmış. Keşke onlar ilk geldiklerinde Mehmet'e ulaşıp bak oğlum sana böyle anlatmışlar ama ya gel o zaman DNA testi de yaptıralım. Kaçtı ama kaçtı. He? Kaçtı. Görünmedi. O ciddiye almadım diyor. Yani kapıma gelen her kişi senin oğlum dediğinde ben ciddiye mi alsaydım tabii diye bak. O da hani baktığın zaman o da doğru söylüyor. Yani eğer ilgisi yoksa. He? Ama niye kim söyler ilgin varsa diyorsun. Birçok kişi de bağlanıyor. Aradığınız kişi benim oğlum diyor. Evet ben annesiyle var geleyim diyor. DNA testi yaptım. Ya da benden bahsediyorsunuz diyor. Benim onunla ilgim yok ama hemen geliyorum oraya diyor. Ve geliyor diyor da herkes. Ve geliyor yani. Ve diyor kanımı mı alacaksınız ya da hangi örneği alacaksınız buyurun diyor. Ben diyor bunu ispat etmek zorundayım. Niye ispat etmek zorunda? Hem buraya gelenin umutları adına ispat etmek zorunda. Hem de herkesin bir ailesi var. Kendi eşi var, çocuğu ya var. Şevki Hocam, onlara karşı Osman da bir sorumluluğu Bey, Osman var. Bey şimdi bunu yapmadı. Allah uzun ömürler versin. Diyelim ki önümüzdeki hafta vefat etti. Bilmiyoruz hani ne zaman olacak. Ne olacak? Mezarı açılacak. Ha bir de şöyle. Yani o yine babalık davası açsın. Bu sefer mezar açılacak. Yani bunu eğer birisi senin için iddia ediyorsa bunu yapmak durumundasın. Hani benim yarın bir gün ha, mezarı açılıp kemiği alıp bilmem ne mezarı falan açılana yani kadar vereceğim bir damla kan. İtiraz etme yetkisi yok. İtiraz ettiği takdirde de onun itirazını ne savcı ne ilgili mahkeme dinlemiyor. Polise yazıyor zorla getir diyor.
Hatta mahkeme kan şöyle örneği, bir karar veriyor. Tabii kan örneği eğer vermezse diyor ki o zaman babasıdır diye veriyor kararını. Tabii kararını. Mahkeme evet. Kararında da şayet bu sefer de gelmediğin takdirde babalığına hükmediyorum diyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani gıyabında karar verilmiş evet, oluyor. Evet, tabii. Evet. Yani o yüzden tabii. Osman Bey yani siz bu işe birisi sizin adınızı öne sürmüş olabilir. Sizin hiç ilginiz olmayabilir ama ne yazık ki bu aile sizi baba olarak biliyor. Çok üzgünüm. Ben size bugün burada olması... Yani... sizin açınızdan daha iyi aslında. Bir delikanlının hani babasını araması kadar doğal da hiçbir şey olamaz. Yani annelik, çok zor annelik yapan bir kadından bahsediyoruz Dişan Hanım. Hani annelik görevlerini yaparken de çok zorlanmış. Kendi annesi destek olmuş. Annem destek Mehmet'in oldu. Babası da yok. Doğal olarak Mehmet tabii ki babasını arayacak. Benim köküm kim diyecek? Yani. İnşallah da buluruz. Yani. İnşallah.